Ekran başında bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimiz, bizler sizlerle beraber şu anda Ahmet Bey'in burada deposuna geldik ve az sonra garajımıza gireceğiz. İsterseniz Ahmet Bey artık garajımızı açalım ve Tabii ki. Garajımıza doğru ilerleyelim. Tabii ki, seve seve. Tabii ki, tabii ki. Değerli izleyenler, şimdi biz burada artık buradaki depomuza girdik ve Shoti Group'un buradaki ilk deposuna geldik. Gördüğünüz gibi burada arkamızdan sonuna kadar cevizler bulunmakta. Buradan tüm işlemler, alım satım işlemleri burada yapılmakta. Şimdi Ahmet Bey'den rica ediyorum aşama aşama bunları bizlere anlatmasını. Bu cevizler nasıl alınıyor? Sonra bu cevizler ne yapılıyor? Bu son aşamaya gelinceye dek neler yapılıyor? Şimdi dediğimiz gibi burası bizim depomuz. Tam olarak çalıştığımız noktadır. Burada tüm gelen cevizlerimiz teraziye konup, tartıp, fiyat biçilip ondan sonra elemanlar bunları içeriye doğru götürüyor. Ve dediğim gibi dilerseniz buyurun, size daha detaylı bir şekilde gösterebilirim. Tek tek bu cevizlerimiz özenle ayırtıp içinden siyahı, kırığı, çürüğü, işte tozu, gübürü ayırtıp amacımız ve istediğimiz tek bir şey var. O da müşterimize kaliteli mal sunmak. Ve bu işi değil sadece tek, bunu uzun süreli, uzun vadeli bu işi kurumsallaştırmaktır amacımız. Merhabalar, hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. İsmim Ahmet Ahmedov, Shoti Group şirketinin yöneticisi ve sahibi. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi depomuzdan gelen cevizlerimiz buraya elemanlarımız içeri alıp bu gelen cevizleri tek tek özenle içlerinden siyahı, çürüğü, kırığı, tozu, gübürü ayırtıp malımızın kalitesini düşürecek olan cevizlerimizi ayırtıp müşterimize kaliteli mal sunmaktır amacımız. Ayrıldıktan sonra cevizlerimiz müşterimizin istediğine göre fileli çuvallara veya şeker çuvallara 20-25 kilo olan çuvallara konup ondan sonra depomuzda böyle bir şekilde yüklenip ihracat için hazır bir şekilde bulunmaktadır. Peki niye cevizi seçtiniz? Ben bunu sormak istiyorum. Şimdi bizim bölge gerçekten verimli bir bölgedir. Ve biz de bu verimli bölgeyi değerlendirmek istedik. Ceviz çok aranan ve yetersiz olan bir maldır. Piyasası var. Tonaj olarak potansiyelimiz yılda 500, 1000 hatta 2000 tona erebilme şansımız var. Kalitemizden ödün vermeyip aynı şekilde müşterimize her zaman kaliteli mal sunmaktan onur ve şeref duyarız. Cevizlerimiz Bulgaristan'ın en iyi ve değişik bölgelerinden depomuza geliyor. Özellikle Troyan, Dobrić, Varna, Sofia, Goce Delchev ve
Amacımız her zaman dediğimiz gibi müşterilerimize kaliteli mal sunmak ve bu işi uzun vadeli, uzun süreli yapmaktır. İnşallah Allah'ın izniyle bu işe ciddi bir şekilde sağlam, hayırlı, bereketli adımlar atarız. Sefalar getirdiğiniz diyoruz. Bizler bolsuz yolcu programı olarak sizlerle beraber Göti ve kanlarından Bulgaristan'ımızı tanıtmaya, burada bulunan tarımcıları, burada bulunan çiftçileri, burada gerçekten Bulgaristan topraklarıyla, Bulgaristan havasıyla gerçekten ilgili olan kişileri, burada herkesi Göti ve kanlarından bolsuz yolcu programımıza tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber Bulgaristan'ın kuzey doğusunda bulunan Razgat ilinin şu anda merkezindeyiz diyoruz ve şu anda Shoti Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahmetov'la birlikteyiz efendim. Shoti Group bölgede ceviz işiyle ve bazı yine buna benzer faaliyetlerle uğraşan bir Türk şirketimizdir diyoruz. Ahmet Bey bizlere daha detaylı anlatacak, kendisini tanıtacak tabii ki de. Önemli şirketi faaliyetlerini bizlerle beraber paylaşacak. Biz gerçekten Razgat'a artık ikinci defa geliyoruz. Buradaki çekimlerimizi inşallah devam edeceğiz diyoruz. Bugün de Ahmet Bey'in misafiriyiz. Sevgili izleyenler, gerçekten köy TV ekranlarından Bulgaristan'ımı sizler için adım adım gezmeye ve buradaki insanlarla beraber güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle Ahmet Bey buradan teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Köy TV'mizin yönetim kurulunun adından ve Köy TV'nin çalışanları adından diyoruz. Ahmet Bey, ilk önce sizleri tanıyabilir miyiz? Ahmet Ahmetov kimdir? Ahmet Ahmetov neyle uğraşıyor? Shoti Group neler yapıyor? Bunları kısaca bir özetleyebilir miyiz diyeceğim? Tabii ki. Merhabalar. Öncelikle sizi burada görmekten ve misafir etmekten şeref ve onur duyarız. İsmim Ahmet Ahmetov, Shoti Group Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1984 Razgat şehrinde doğdum. 2006'da Varna Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi mezunuyum. Şu an Rusya'da Ekonomi Üniversitesi Business Management bölümü okuyorum. Şu an 4. sınıfım. İnşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl bitireceğiz. Evet. Bu bölümümüzü bitiririz ve ondan sonra düşünüyoruz ne yapacağız. Evet. Şirketimize gelince 2015 yılında faaliyete geçtik. Ceviz işi bizim baba mesleğidir. Kendisi bunu 7-8 yıldan beri yapıyor bu işi ama önceden babam bunu sadece Bulgaristan iç pazarına uğraşıyordu. Ama Shoti Group 2015 yılında faaliyete geçtikten sonra bizim tek bir amacımız vardı. Burada bu ceviz işini dünya çapında yapmak. Evet. Amacımız. Genişletmek, çalıştığınız mecrayı genişletmek değil mi? Temel amacınız tabii ki de. Bir şirketin yani yaptığınız işlerin en önemlisini genişletmek amacıyla açtığınız bir şirket olarak mı anlıyorum? Aynen, çok haklısın. Bunu değil sadece Bulgaristan iç pazarı. Bunu söylüyorum özellikle Türkiye, Arap ülkeleri ve tabii ki Avrupa'ya da talepler gerekçe müşterilerimize ceviz, kabuklu ceviz ve iç ceviz sunmaya hazırız. Evet. Az sonra zaten tabii ki de numunelerini göstereceğiz. Verdiğiniz ürünleri sizlere beraber göstereceğiz. Tabii ki de ceviz Bulgaristan'da olmak üzere Razgat'a özellikle de yoğun ilgi gören bir
türdür. Niye peki cevizi seçtiniz? Niye başka bir şeyle tercih etmediniz başka bir işte çalışmaya? Özellikle bildiğimiz göre Razgat bölgesinde daha çok cevize böyle alakalı iş adamları var. Siz bir iş adamı olarak nasıl görüyorsunuz? Ceviz sizce Bulgaristan'da devam edecek mi böyle gelişmeye? Ve sizce başka ülkeler Bulgaristan'ın pazarını alabilecek mi en önemlisi? Onlardan biraz bahsetmenizi istiyorum. Tabii ki şöyle söyleyeyim, biz bu şirketi kurmadan önce ben bunun 2-3 yıl kadar bunun araştırmasını yaptım. Bayağı süre içerisinde Türkiye'ye, özellikle İstanbul, Ankara, Edirne, Çanakkale, Bursa gibi bölgelere gezdim. Tabii ki bizim de 3-5 arkadaşlarımız var, onlarla görüştük, anlattık. Ve sonuç şu ki oradaki ceviz fiyatları yüksektir. Biliyorsunuz dünya krizi Bulgaristan'a vurdu. Bulgaristan'a vurduktan sonra bizim piyasaları da bayağı çok etkiledi. Ve şimdi şöyle söyleyeyim, bizim bölge gerçekten verimli bir bölgedir. Razgat bölgesi. Ve ceviz aranan bir üründür ve dünya çapında eksik olan bir üründür. Biz de tabii ki bölgemizde yaklaşık 20-30 tane minibüslerimiz var. Evet. Bunlar Bulgaristan'ın değişik ve en kaliteli olan bölgelerinden bize en iyi kaliteli mal getiriyorlar. Evet, biz bunu şimdi üstüne basıyorum. Bizim ceviz bahçelerimiz yok. Kendimize ait ceviz bahçelerimiz yok. Niye peki? İnsanlar uğraşmak mı istemiyor bu insanlar? Niye peki ceviz bahçeleri yok? Şimdi ceviz bahçeleri yok derken değil uğraşmaktansa, ne bileyim yani herhalde insanlar kendi aklınca öyle düşünüyor. Hazır yani, almayı istiyorlar değil mi? Hazır almaya veya da atıyorum ceviz bahçesi ayrı mesela koruluk taraflarında veya da ceviz bahçemiz olsa da değil o kadar çok büyük ceviz bahçeleri. Anladım. Yani bu mesela atıyorum kendi çapında. Evet, şehir şehir ve köy köy ve işte orman ormana bu bölgeler değişiyor. Evet. Yani miktarı değişiyor, tonajı değişiyor. Ondan sonra bu ceviz son 5 yılda gerçekten ceviz ürünleri, içlik olsun, kabuklu ceviz olsun aranan bir ürün oldu. Yani, peki Bulgaristanlı firmalar var mı böyle ceviz, yani hazır ceviz paketlenmiş şekilde müşteriye, halka hizmet eder? Evet, var. Var ama bunlar tabii ki öyle çok değil. Ve zaten bizim yani biz bu kendi Şoti Grupu şirketimizi kurduktan sonra amacımız Bulgaristan'da olan şirketler arasında ilk sıralarda olmaktır. Ya Allah, tabii prodüksiyon ki olarak, tonaj olarak ve tabii ki bu çok mal veya çok ürün sunup da kalitesini düşürmek veya şeklinde veya evet yani çok mal veya çok ürün sunup bunun kalitesinden olmak değildir. Kaliteyi korumak, en iyi şekilde kaliteli mal yapmak ve o şekilde müşterimize bu malı teslim etmektir. Çünkü neden? Şimdi piyasalarda gerçekten özellikle Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra yani 2007'den sonra böyle bayağı bir takım şirketler çıktı. Bunların amacı ne? 5 veya 10 ton piyasada veya bir tır satıp piyasadan yok olmaktır, kaybolmaktır. Bizim amacımız öyle değil. Biz
İstiyoruz bu işi uzun süreli, devamlı. Bu yani bu işte bu işi kurumsallaştırmaktır amacımız. Amacımız profesyonel bir şekilde, en kaliteli bir şekilde ve en güvenilir bir şekilde bu malı müşterimize teslim etmektir. Zaten de sloganımız, bizim motomuz güvenlik, kalite ve dürüstlüktür. Yani biz hiçbir zaman istemeyiz karşımızdaki müşteri bizden mal aldıktan sonra bizle yan arasın ve desin kardeşim ben senin malından memnun değilim. Aynen. Müşterinin memnuniyeti ve bizim kaliteli mal yapmak müşteriye bizim en unsurdur. Yani beş kazanacağımıza 3 kazanalım ama doğru, dürüst bir şekilde ve müşteri memnun kalsın bir şekilde. Bu bizim amacımızdır. Evet. Bu bizim niyetimiz ve elimizden geldiğince de bunu yapmak için elemanlarımıza da talimatları vereceğiz ve ben eminim ki bunları yapacağız. Evet, ben şunu sormak istiyorum sizlere, peki bu cevizcilik bütün Bulgaristan genelinde gelişmesi için neler yapılması gerekiyor? Bir ceviz, mesela ceviz alım satım işlemi nasıl yapılıyor önemlisi? Ya bir de şöyle bir durum var Bulgaristan'da, gittikçe artık bu ceviz şirketleri çok malları ellerinde kalıyor. Yani evet. Satamıyorlar, pazar bulamıyorlar. Sizce niye bu, belge açısından mı, gümrük açısından mı, niye bu sorunlar oluşuyor? Evet, şimdi evet dediğiniz gibi belge açısından da bir sürü sorunlar oluyor. Ondan sonra malın analizi olduktan sonra bir takım maddeler, eğer ki o maddeler bir standartın üzerindeyse o mal yurt dışı, yani bunun ihracatı zorlaşıyor. Ve orada gümrükte sorunlar oluşulabiliyor. Anladım. Şimdi tamam, diğer soruna da geleyim. Bu malı nasıl alıp satacağız? Tabii ki alımımı biraz önce de dediğim gibi minibüslerimiz bu malı bizim depomuza kadar getiriyor. Zaten biraz sonra da gideriz görürüz. Orada bizim terazimize koyup mal teraziye konup fiyat biçilip bu malı depomuza kadar içeriye alıyoruz. İşte orada bizim şirketin en güçlü noktasıdır. Şimdi nedir bu en güçlü noktalarından biridir desem daha doğru oluruz. Burada bu mal tek tek bütün elemanların elden geçiyor. Yani burada kesinlikle makine filan kullanmıyoruz. Bu mal insan faktörü, evet dediğimiz insan faktörü burada bizim şirkette çok büyük rol almaktadır. Ve tek tek mal gözden geçiriliyor. Yani bunun siyakı, çürük, tozu gübürü ayırttırıp ve oldukça kaliteli mal fileli veya şeker çuvallarına bu mal konup ihracat için hazır ediyoruz. Tamam. Peki ihracat için bu malı siz hazır ettiniz, paketlediniz, deponuda bir yere koydunuz bu malı. Mal müşterilerini bekliyor. Doğru. Müşteri geliyor ve diyor kardeşim ben senden 3 tane mal istiyorum. Hemen evet. Yapabiliyor musun bunu? Evet, zaten şu an elimizde yaklaşık 100 ton kabuklu cevizimiz var. Bu depomuzda bulunan cevizimiz, bizim potansiyelimiz, yani potansiyelimiz derken mesela geldi müşteri dedi bize 10 tır gerekiyor, 10 tırma, 10 kamyonma. Biz bu 10 kamyonu zaten 4-5 tır var, yani potansiyelimiz 500 hatta 1000 ton diyebilirim ki o kadar yapabiliriz şirket olarak. Evet, tamam. Peki mal yeter ki karşı taraf, kusura bakma kestim. Yeter ki karşı taraf ciddi olsun. Yeter ki karşı taraf gerçekten ceviz için buraya gelsin.
Şöyle de yapabiliriz. Müşteri gelebilir, bizim depomuzda malımızı görebilir. Diyebilir ki bu malı ben şöyle 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 istiyorum. Biz müşterinin istediğine göre biz bu malı yapabiliriz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok ve müşterimizin istediğini yerine getirmek için bize bu 2 veya en fazla 3 gün süre bunu yapmak için. Evet. Teşekkür ediyoruz. Peki bu malı lojistik konudan ve bunun tabii ki de kargo en önemli belki de husustur bu cevizcilikte. Doğrudur. Bu ürünü müşteriye nasıl teslim ediyorsunuz? Çalıştığınız lojistik şirketler var mı? Ve nasıl destek sağlıyorsunuz bu ürün müşteriye gitsin diye? Evet, şimdi biz şirket olarak en iyi lojistik ve güvenilir firmalarla anlaşmalarımız var. Ve talepler bize ne kadar gelirse gelsin, biz hemen lojistik şirketimiz, lojistik firmamızla görüşüp bu malın gereken bütün evraklarını, bütün sertifikalarını, bütün gümrükleme için gerekenleri burada yapıyoruz. Ondan sonra mallar tırlara yüklendikten sonra malı müşterilerimize gönderiyoruz. Sağlam ve güvenilir şekilde. Aynı bu konuda söylemek isterim ki hatta müşterilerimize kargo teslimatını yaparken kasko sigortasını da yapıyoruz. Yani gereken zaten müşterilerimizin de bizi duyduktan sonra anlayacağı nedir? Biz sağlam çalışacağız, dürüst çalışacağız ve tabii ki müşterinin de bize karşı sağlam olmasını arzu ederiz. Evet, ben şunu özellikle belirtmek istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki de Bulgaristan ve Türkiye arasında şu anda bir köprü yapıyoruz. Mallarımızı tabii ki de bu şekilde Türkiye'de pazarlamış oluyoruz. Sevgili izleyenler, son yıllarda belki de Türkiye'de ceviz fiyatları yaklaşık 25-30 lira arasında iç cevizin fiyatı 25-30 lira olarak geçiyor. Ve bu gerçekten Bulgar parasıyla bayağı bir onlara pahalı geliyor. Ancak burada Bulgaristan'da 12 levadan gidiyor şu anda fiyat. Tüm Kuruyemiş Sanayi ve İş Adamları Derneği TÜRKSİAD Başkanı Hüseyin Karapınar yaptığı açıklamada Türkiye'de ceviz üretiminin azlığı nedeniyle bu yemişin fiyatı yüksek olduğunu söyledi. Gerçekten de Karapınar 1970'li yıllarda dünyada ceviz üretimi noktasında ikinci sırada olan Türkiye'nin şu anda kendine yetmeyen ve ceviz ithal eden bir ülke durumuna geldiğini, bunun da çeşitli nedenlerin etkisinin olduğunu ifade etti. Türkiye gerçekten şu an ceviz konusundan pek iyi durumda değil ve şu anda Türkiye çoğu ticaretini, çoğu ceviz alımını Bulgaristan'dan yapıyor. Şimdi ben burada o noktaya eğilmek istiyorum. Özellikle %80, %85 Türkiye cevizini Amerika ve Şili gibi ülkelerden yapıyor. Ama bir düşünsene, biz şunun şuracığındayız. Yakınız, Komşu ülke. komşu ülkeyiz. İki adımda Bulgaristan'dasın. İki adımda 2-3 saat bizim Razgrad, 3,5 saat Sanayideyiz. İstanbul Razgrad. Gelsinler, anlaşmamızı yapsınlar. Ve Amerika'daki gibi öyle sadece başka türlü gibi iş yolları yani nasıl desem malı görmeden gibi öyle bir imkan yok. Bizzat kendileri bizim malımız onların malı gibi olacak. Ve onların istediği gibi biz bu malı onlara teslim edeceğiz. Bundan daha güzeli var mıdır? Evet. Bundan daha güvenli bir şekilde ticaret var mıdır? Evet. Tabii ki yoktur. Tabii ki. Tabii ki yok. Türkiye'nin temel sorunu zaten ceviz ağaçlarını tüfek ve mobilya için kullanıyor ve bu Doğru. nedeniyle ceviz alamıyor o ağaçlardan. Tabii ki de o yüzden de gerçekten çok düşük oradaki durum. Ben size teşekkür etmek istiyorum röportajınız.